Herkese merhaba. Dünyada dünyanın güzelliklerini görmek üzere seyahate çıkmaya hayır diyecek neredeyse kimse yoktur. Maalesef genelde beklentilerimiz olanaklarımızı aşıyor. Bu yüzden de seyahat etmek için yeterli zaman kalmadığını fark etmek zorunda kalıyoruz. Ama internet için şükürler olsun. Web'te gezinerek evinizin rahatlığından vazgeçmeden şaşırtıcı dünyamızın her noktasını görebiliyorsunuz ve işte tam olarak bugün yapacağımız şey de bu. Muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz şeyler görmeye hazır olun. Hadi başlayalım. Boru hattı patlaması. Bu görüntülerin Yeraltı Canavarı filminden alınmış olduğunu veya belki de gezegenimize iniş yapan ve şimdi ise yer altında oradan oraya sürünen dev bir uzaylı kum solucanı olduğunu düşünebilirsiniz. Hayal gücünüz çılgına dönmüş olsa da asıl olanlar hiç de öyle değil. Aslında gördüğünüz şey inşaattan önce yapılan oldukça sıradan bir rutinin parçası olan boru hatlarının patlamasıdır. Muhtemelen bütün bunların amacı ne peki diye merak etmişsinizdir. Sonuçta zemin özel ekipmanla kaldırılabilirken patlamadan sonra toprak hala olduğu yerde kalacaktır. Aslına bakacak olursanız toprak katmanları farklı dirençlerde olabilir. Bazı katmanlar incedir. Bu nedenle ekskavatörler ve buldozerler kullanılarak toprak kolayca çıkarılabilir. Ancak diğer katmanlar o kadar kalındır ki hiçbir ekipman bir etki edemez. Ancak bu yine de orada bir şey inşa edilemez anlamına gelmez tabii ki. Bu bahsettiğimiz durumlarda ekskavatör ve buldozer kullanılmadan önce toprağın bir dizi patlama ile çözülmesi gerekir. Bu arada fitili ateşlemek için ateş kullanmaması da ilginçtir. Bunun yerine gelecekte oluşturulacak patlamanın yönü boyunca patlayan bir fünye yerleştirilir. Sebze orkestrası. Tüm çocuklar doğal olarak oyuncu bir doğaya sahiptir. Hatta 7/24 yaramazlık yapabilirler. Bu nedenle her biriniz bir noktada ebeveynlerinizin yemeğinizle oynamamanızı söylediklerini duymuşsunuzdur. Ki belli ki bu videolarımızdaki kahramanların çok defa duydukları bir şey. Ancak görünüşe göre onlar anne babalarını dinlemeyerek bu durumu bir sonraki level'a taşımışlar. Tamamen dürüst olmak gerekirse bu insanlar yiyeceklerle oynamıyor, yiyecekleri çalıyorlar. Şu an görmekte olduğunuz şey belki de dünyadaki tek sebze orkestrası. Ve evet, bu adamlar müzik aletleri yerine gerçekten sebze kullanıyorlar. 1998'de Avusturya'nın Viyana kentinde bir grup doğmuştu. Bu fikir ortaya çıktığında hiç kimse bu fikrin ileride neye dönüşeceğini hayal dahi edememişti. Bugün bu sanatçılar dünyanın çeşitli yerlerinde sahne alıyorlar ve havuç, kabak, bal kabağı, domates, biber gibi yeni müzik aletleri konusunda ustalaşıyorlar. Görünüşe göre herhangi bir pazarda bulunan tüm bu sebzelerden ses üretebiliyormuşsunuz. Ancak şöyle bir durum var ki bu sanatçılar her konser için yeni enstrümanlar yapmak zorundalardı. Aletler yapıldıktan sonra ise birçok artık kalıyordu dolayısıyla. Ama bu yetenekli adamlar bunun için de bir çıkış yolu bulmuşlardı. Bu sebze artıklarıyla çorba pişiriyorlardı. Hatta konserden sonra herkes bu çorbaların tadına bakabiliyordu. Harika fikir. Elektrikli kamyonlar. Üreticilerin araçlarını çevre dostu hale getirmek için giderek daha fazla çaba harcadıkları bir sır değil. Ancak çok ağır ve çok büyük olan kamyonların da elektrikle çalışıp çalışmayacağını hiç merak ettiniz mi? Ekrana daha yakından bakın. Çünkü şimdi elektrikli kamyonları ve bu araçlar için tasarlanmış test şeritlerini göreceksiniz. Bu sisteme şu an e-otoyol deniyor. Sadece birkaç Avrupa ülkesinde, örneğin Almanya'da, Frankfurt'u en yakın sanayi parkına bağlayan e-otoyol şeridinde kullanılmaktadır ve İsveç'te ise elektrikli kamyonlar 2016 yılında test edilmeye başlanmıştır. Bu arada bu tür şeritler çevremize de fayda sağlamaktadır. Nasıl mı? Fosil yakıttan tasarruf sağlayarak zararlı maddelerin atmosfere salınımını azaltabiliyoruz da ondan. Sıra dışı bir kasırga. Muhtemelen internet üzerinde zaten doğa olaylarının gösterildiği çok sayıda video olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun nedeni bu durumların birçoğunun çok nadir olmasıdır ve hatta bu olayları kamera üzerine kaydetmeyi başaran insanlar kendilerini şanslı sayabilirler. Ayrıca biz de sizler için inanılmaz bir doğa olayı bulduk. Bir kasırga ile karşı karşıya kalınca kendinizi çok etkileyici bir manzaraya bakarken bulursunuz ve ürkütücü. Bu doğa olayı gezegenimizin yalnızca birkaç bölgesinde gözlemlenebilir. Ancak yatay bir kasırga görülmesi en olağanüstü olan şeylerden biridir. Bu doğa olayı birkaç yıl önce Meksika kasabası Rubio sakinleri tarafından kayda alınmıştı. Yatay kasırgalar o kadar nadirdir ki meteorologlar onlara henüz herhangi bir bilimsel isim dahi vermemişlerdir. Ve siz doğanın tuhaflıklarına bakarken size önemli bir şeyi çabucak hatırlatmamıza izin verin. Bunu çeken insanlar hayatlarını büyük tehlikeye atmışlardır. Bu yüzden lütfen onlar gibi olmayın. Benzer bir doğa olayına rastlarsanız kameranıza kaydetmeyi aklınızdan geçirmeyin bile. Sığınacak bir yer arayın ve saklanın.
en yaşlı öğrenci. İzleyicilerimizden bazıları hala okula gidiyor, bazıları ise uzun zaman önce bitirmiştir. Her iki durumda da hepimiz çocukken yaşadığımız o kaygısız zamanlarımızı hatırlıyoruzdur. Ancak bu Durga Kami adlı Nepal vatandaşı diğerlerinden biraz farklı. Bunun nedeni adamımızın okula 59 yaşında girdiğinde okula gitmeye başlaması. Durga Kami gerçekten de dünyanın en eski öğrencisidir. Bu video 2016 yılında Durga 69 yaşındayken ve 10. sınıfta okurken çekilmişti. Bu yaşlı adam sabahları uyanıyor, kahvaltı yapıyor ve uzun bir maceraya başlıyordu. Okula ulaşması tam 1 saat 20 dakika sürüyordu. Ancak Durga uzun yola hiç aldırmıyordu. Ayrıca sınıf arkadaşlarının genç yaşta olması da onu rahatsız etmiyordu. Çünkü gerçekten bir şey elde etmek istiyorsanız hiçbir şey sizi durduramaz. Durga küçükken civarda hiç okul yoktu ve eğitim o zamanlar kimse için neredeyse hiçbir değere sahip değildi. Şimdi ise geç de olsa her insanın bir şeyler öğrenmesi ve başkalarına da ilham verebilecek insanlar olabilmek için çalışması gerektiğini çok iyi biliyor. İki gövdeli uçak. Bugün size gösterdiğimiz şeyleri görmüş olanlarınız tabii ki vardır. Ancak bu sefer bahsedeceğimiz şeyi görmediğinizden neredeyse %100 eminiz. Çünkü bu ikiz gövde uçağı ilk uçuşunu daha bu yılın Nisan ayında, yani sadece birkaç ay önce yaptı. Stratolaunch model 351 bir Amerikan uçak gemisidir. Gelecekte göreceğimiz daha ortalıkta görünmesi için biraz zamanı olan bir araç. Testler yapıldıktan sonra bu uçak uydular ve roketler için uçan bir fırlatma rampası görevi görecek. Bu ikiz gövdeli uçak aslında tarihte bir ilk değil, ancak hala akıllara durgunluk veriyor. Ekranda gördüğünüz şey aynı zamanda havacılık tarihinin en uzun kanat açıklığına sahip olan uçak. Daha net olmak gerekirse uçağın kabaca yüksekliği dünyadaki 4. en yüksek heykel olan Ushiku, Japonya'daki büyük Buda heykeliyle aynı. Yani tam 117 metre genişliğinde. Şimdilik uçağın azami hızı saatte 304 kilometredir. Ancak uçağın hizmete alınması bir sonraki yıl için planlandığı için bu hız henüz belirlenmiş sınır değildir. Gökdelen Şelalesi. Her yıl gezegenimizin en büyük ve en güzel şelalelerini görmek için on binlerce insan gezmeye gider. Ancak Çin'deki Guiyang sakinlerinin artık hiçbir yere gitmesi gerekmiyor. Çünkü şelale onlara geldi. İşin aslı bu bahsettiğimiz şey yapay bir şey. 121 metrelik gökdelenin üzerine inşa edilmiş bir şelale. Şelale geçen yaz açıldı ve tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu yapı şimdiye kadar yapılmış en yüksek yapay şelaledir. Su tam 108 metre yükseklikten düşer. Güzel görünüyor gerçekten de ama maalesef altında yüzmek imkansız. Birincisi gerçekten orada yüzmek acı verici olacaktır ve ikincisi şelalenin çalışmasının inanılmaz pahalı olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü bir dakika çalışabilmesi için şelaleye 120 dolar değerinde elektrik vermek gerekmektedir. Dakikada 120 dolar. Ancak bir şey kesin. O da şelalenin gerçekten türünün tek örneği olduğu gerçeği. Hatta bu şelale o kadar sıra dışı görünüyor ki bina işletime girdiğinde yerel halk güvenlik hizmetlerini benzeri görülmemiş bir şekilde sel olabileceğiyle ilgili korkularla dolu şikayetlerle boğulmuş durumda. Ekmekten yapılmış katedral. Bir zamanlar İtalya Krallığı'nın hala var olduğu zamanlarda kraliyet ailesinin üyeleri büyük bir kutlamayla karşılanırdı. Bu bir tür gelenek haline gelmişti ancak San Biagio sakinleri çok hoş olmayan bir sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Kasaba daha çok büyük bir karşılama düzenlemek için parası olmayan çiftçilerin yaşadığı bir yerdi. Bu durumu değerlendirdikten sonra vatandaşlar artık kraliyet ailesini her evde mutlaka sahip olunan tek şeyle karşılamaya karar vermişti. Ekmek. Çiftçiler onu görkemli bir şekilde dekore edilmiş zafer takları inşa etmek için kullanmaya başlamıştı. Yeni yöneticilerin artık hoş geldin gösterileri talep etmediği 18. yüzyılın ortalarında San Diego halkı bunu kendi gelenekleri haline dönüştürmüştü. İşte bu şekilde Sicilya'nın San Diego kasabasında ekmek, makarna ve tahıllardan yapılan katedraller Paskalya'nın sembolü haline gelmişti. İnsanlar her yıl bu sembolü yeniden inşa etmektedir. Yerel halkın inşa etmesi yaklaşık 3 aylarını alır. Yani epey bir uğraş. Ancak sonuçta ortaya çıkan yapı gerçek bir sanat eseridir ve ne mutlu bize ki bugün bu kutlamayı kendi gözlerinizle görmek için artık bir kral veya kraliçe olmanıza gerek yoktur. Kağıttan heykeller. Bugünkü son hikayemiz bir Kübalı Amerikalı heykeltıraş Felix Sempre hakkında. Kağıt heykellerden bahsedeceğimizi zaten biliyorsunuz. Ancak bu şaşırtıcı heykellerin nelerden yapılmış olduğundan biz bahsetmeyecek olsak siz asla tahmin edemezdiniz. Çünkü katlanmış bir durumdayken bu heykeller normal heykellerden farklı görünmemektedirler.
Felix'in hayatının çoğu bir şekilde kağıtlarla bağlantılıydı. Bu yüzden yaptığı sanatçılık işi için bu materyali seçtiğine şaşmamalı. Yıllar önce bu adam bir matbaada çalışıyordu ve bu onun kağıt sayfalarının katlanıp katmanlar oluşturarak birbirinden inanılmaz heykeller yaratmasına yardımcı olabileceği sonucuna varmasına sebep olmuştu. Bu fikrini gerçeğe dönüştürmesi ise yıllarını almıştı. Bugünse Felix Semper ünlü bir heykeltıraş. Onun tasarladığı birbirinden özel kağıt heykelleri en tanınmış eserleri. Sanatçının her bir sanat eserini oluşturması en az 1,5 ayını alıyor ve bunun için ne kadar sabır gerektiğini hayal dahi edemiyoruz açıkçası. Eğer Amerika'da yaşayanınız varsa bu harika sanatçının sergilerinden birine uğramanızı öneririz. Düzenli olarak eserleri gösterime sunuluyor.